Abicim, hayırdır? Hangi dağda kurt öldü? Geç otur. Bak gene seçkin meselesi ise. Değil. Sen? Daha erken diye mi? Ben içmeyeceğim. Anlat bakalım. Ne bu haller? Hangi dağda kurt öldü dedin ya. Bizim dağda bizim yaşlı kurt ölüyor. Babama bir şey mi oldu? Ötenazi başvurusunda bulunmuş. Kendini öldürmek istiyor. Erge. Suavi amca. Ne kadar iyi görünüyorsun. Şaşırdın mı? Madam giydirdi. Yani evet, beklemiyordum açıkçası. Yani bilmesem neşeli diyeceğim. Ölüm iyiliği diyelim. Ne var oğlum? Hep sen mi münasebetsiz şaka yapacaksın yani? Neden çağırdın beni? Ha, bak tam beklediğim gibi. Sen de diğerleri gibi zırıldamadın hemen vazgeç diye. Tam da bu sebeple çağırdım ben seni. Benim haddime değil. Ayrıca inandığım bir şey de değil insanları sorgulamak. Ama bu konuda Levent'in vazgeçeceğini hiç zannetmiyorum. İnadını senden almış biliyorsun. Yaşayıp göreceğiz seçkin. Hadi ya da ölüp. Bir soru soracağım. Asla yargı değil. Nasıl karar verdin ölmen gerektiğine? Yani bu dünyaya doyduğuna. Sofradan yalnız doyunca mı kalkılıyor? Belki de ben artık sofraya oturamadığım için gitmek istiyorum. Sen kendin için mi sordun? Bilmiyorum yani, gelecek mi gösterir tabii. Belli olmaz ama en azından şu aralar iştahım yerinde. Tam aradığım adamsın. Seçkin. Araban duruyor mu? Tabii. Ha, sürat yapıyor musun? Yani yalnızca aşka. İyi, bana boğaz havası aldıracaksın. Sonra da Madam Smarski'nin yanına bırakacaksın. Peki. Hemen. Hadi bakalım. Hadi bakalım direksiyona. Esra. Ayşe, ne habersin? İyiyim valla, ne olsun sürünmece. Ne diyeceğim, Levent Hoca gelmedi hala, bekleyelim mi? Neyi? Hastası yok ki bugün. Ama babası heyete çıkacak ya rapor için. Suavi amca mı? Benim haberim olurdu ya. Bir yanlışlık olmasın? Yo, akıl sağlığı yerindedir raporu için. Bak. Hadi hadi hadi. Daha hızlı gitmiyor mu bu? Ötenözi'yi mi bekleseydik ya? İyisin değil mi? Ha? Eski toprağız biz. Tamam. Nereye bırakıyorum seni? Neredeydim adam Smarski? Evet, hastane tarafına. Bu göz kontrollerini yaptırmak istedi. Malum Avrupa'da pahalı. Nasıl ya, bu kadın zengin değil miydi? Ya parası var diye salak değil ya. Ha doğru, evet evet doğru. Devir, ekonomi devri sonuçta değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Levent'in hastaneye. He. Kalkalım mı? Ayılmadan babama yetişmek istiyorum. Gel benimle dışarıya. Görürsün babanı. Seçkin, kandırdın beni. Sen de beni kandırmaya çalıştın ama Suavi amca. Nasıl anladın sen bunu? Esra anlamış. Heyet raporu alacakmışsın. Levent'e haber etmiş, o da bana. Merhaba baba.
Umarım benden habersiz hiçbir şey yapamayacağını anlamışsındır. Beni sen mecbur ettin, benim işime karışma. Arkamdan dolap çevirme baba. Abi tamam, sakin. Ben sakinim. Sakince de gidiyorum. Beni eve bırak Seçkin. Herhalde bu kadarını yaparsın. Baba, gitme. Gel bir sofraya oturalım seninle. Ha, bak Sadi amca. Demek ki daha oturacağın sofra varmış ha. Aç mısın baba? İstediğin bir meze varsa söyleyeyim. Ya da bir kadeh bir şey. Dokunuyor bana. Hmm. Kazara ölürüm de ölümüme kendim karar veremem diye mi korkuyorsun? Dök içine anne. Şöyle kötü babaydın. Katıydın, soğuktun. Dök. Niye? Sen kendini daha iyi hisset diye mi? Ölümünle bana iyilik ettiğini düşüneyim diye mi? Ya da sadece kendin için değil, benim için de yapıyor diye zannedeyim diye mi? Ha? Gerçekten mi? Ha? Memnun değilsin benden. Hiç de olmadın zaten. Sen istiyorsun ki biz kavga edelim. Çünkü o zaman kazanırsın. Tartışmaları, savaşları. Ben istemiyorum. Ben böyle karşılıklı yemek yiyelim istiyorum. Şu savaş alanından bir çıkalım. Şu zırhlarımızdan bir kurtulalım istiyor. Havalı havalı lakırdılar bunlar. Da boş. Bomboş. Anlamıyorsunuz ikiniz de. Bırak ya bunları. Şunu de bana. Sen beni nasıl hatırlıyorsun kızım? İşte saydın döktün demin bir sürü. Öyle baba böyle baba diye. Değil onlar. Sen beni iyi tanımışsın. Ben de seni iyi tanıyorum. Söyle bakayım bana. Benle alakalı ilk hatıran ne? Lisedeydim. Kar tatili olacaktı. Yapmadılar. Ama ben sinemaya gitmek istiyordum. Senin imzanı taklit ettim. Yanlış atmışım imzanı. Of, imzan bile zordu baba. Anladılar tabii. Müdür çağırdı, geldin. Dikildin müdürün karşısına, öyle dimdik estin gürledin. Benim kızımı neyle suçluyorsunuz dedin. Kurtardın beni. Sonra ne yaptın, ne ceza verdin? Hatırlamıyorum. O kadar çok ceza veriyordun ki. Ondan herhalde. Sen beni güçlü hatırlıyorsun anne. Çünkü güçlüydüm ben. Hep katı de kötü de güçlüydüm ben. Ama şimdi önüme bir parça kağıt koy. Kalemi tutuştur elime. Kendi imzamı atacak gücüm yok. Anladın mı? Zayıfım demek zayıf insanın ağzından çıkacak laf değil baba. Abimle de bu yüzden savaşıyorsunuz zaten.